Sporun değişmez adresi TRT Spor'dan selamlar, saygılar efendim. Bu gece son basamak farklı başlıyor. Bu gece son basamakta çok değişik insanlarla, bir kısmı dostum, bir kısmı televizyonlardan tanıdığım, bir kısmıyla da muhtemelen burada tanışacağım kişilerle başlıyor. Türk futbolunun efsane ismi. Eğer şimdi oynasaydı değeri 10 milyonlarca euroya değişmeyecek, paha biçilemeyecek futbolcu. Abdülkerim hocam hoş geldin. Hoş bulduk Ahmet hocam. Biraz ya, abarttın gibi geliyor. Yok. Çoğu kişi hatırlamaz. Evet. Yani senin futbolunu hatırlayabilmek için bir adamın şu anda minimum 50 yaşında olması lazım. 45-50. 44-45. Yani 38, evet. 35 yaşında bir adam senin futbolunu hatırlamaz. Aynı hatırlamıyor hocam zaten. Hatırlamaz. Evet. İsmen hatırlar ama seyretmediği için hatırlamaz. İsim garip olduğu için, Abdülkerim olduğu için İsmen hatırlıyor. Evet, babamdan duydum falan diyor. Babamdan tabii duydum diyor, evet. Babalar evlatları anlatsın senin evet nasıl futbolcu olduğunu. Evet. Fenerbahçe'de çok uzun yıllar oynadın beş hocam. 5 yıl. 5 yıl. Milli takım. Milli takımda 20 kere falan A milliliğim var. Ki o zaman milli maçlar bu kadar çok olmadığı için 20 kere. 2 senede bir milli maç oluyordu hocam. 2 senede bir milli maç oluyordu, olmuyordu. O eleme maçları falan yani. Çok müthiş bir sol ayak. Özellikle müthiş bir sol ayak. Çok yumuşak. Libero. Evet, libero. Serbest adam. Yani bugün futbolumuzda kalmadı ama biliyorsunuz tandem oynuyor tamam, herkes. Çizgi halinde oynuyor. Ben arkada kaleci önünde kopuk ikili böyle oynardık. Önde kim oynardı? Önümde Alparslan abi. Yok, Cem Alparslan abi bıraktığı için beni almışlardı. Doğru, Cem. Cem Pamiroğlu, Onur Kayador ve Hasan. Küçük Hasan vardı. Rambo Hasan derdi. Kıvırcık Hasan. Uzun boylu, iri yarı. Evet, iri yarı olan. Sonra Sakarya'ya falan gitti. Sakarya'ya tamam gitti. Şimdi Fenerbahçe altyapısında hoca. Üçünle de oynadım ben. Ben değişmezdim. Onların üçü değişirdi. Doğru. Hey gidi yıllar hey. Evet. Çoğunuz dünyada yoktunuz. Belki çoğunuz bebektiniz. Evet. Hatırlar mısınız Abdülkerim abinizi? İsmen tabii. Yani. Peki. Hocam hoş geldin. Şeref verdin. Yıllar sonra görüşmüş olduk. O şeref bana ait. Tekrar sizi görmem. Ve Özlem Hanım. İyi oldu. Maşallah. Merhaba. Az önce içeride gördüm. 1.90 boyunda bir hanımefendi. Evet. Türk voleybolunun efsane ismi. Teşekkür ederim. Nerelerde forma giydin? Şimdi Eczacıbaşı, Rusya'da Dinamo Moskova'nın formasını giydim. Rusya'da oynadım. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe takımların formasını giydim. Türk Telekom formasını giydim. Vakıfbank formasını giydim. Bu arada Ankara'da Emlak Bankası vardı bir dönem. Onun formasını giydim. Kaç kez milli oldun? 447. Ne? 440. Bak Abdülkerim ne yapıyor? Ben de böyle yapıyorum. Futbolda böyle bir 400 küsür dünyada yoktur. Dünya yok. Hani nedir en fazla? Olur 120, mu? 150. 150. Hadi en babası böyle 170 falan diyelim. Ama ne? Bu 447 kez forma. Genç milli takım. Ümit. Ama A milli olsun takım daha fazla. Yine olmaz hocam. Yani genç fazla milli takım. Yine olmaz hocam. Yani yine olmaz. İstiyorsan siz orada durun, biz Abdülkerim Hoca ile burada bir dertleşelim. Bizi bozdu. Hani genci falan yarısı A milli olsa bile çok. Hocam bunlar her gün milli maç oynamışlar ya. Evet. Ya siz ya eğlenmediniz mi kardeşim? Yani. Gezmediniz mi? Hayır. Hayatın yani nasıl geçti Özlem? Zor yani mu? Bizim birazcık farklı. Çünkü hedefler büyük olduğu zaman bizim 6 ay, 5 ay kamp yaptığımız dönemler oldu. O yaptığımız dönemlerde sürekli yurt dışına hazırlık maçlarına gidiyorduk zaten. Uluslararası kariyeri rica edeyim. Uluslararası kariyerinde ne var, ne şampiyonluğun var? Türkiye'de kaç şampiyonluk yaşadın? Türkiye'de 14. 14 bayan birisi şampiyon. Birisi Rusya'da olmak üzere. Rusya'da oynadığım dönemde de Rus takımıyla da Rusya şampiyonu oldu. Dinamo Moskova ile. Evet. Avrupa ve dünya kariyerin? Avrupa, dünya kariyerim. Avrupa'da şampiyon olduk. İkincisi olduk, üçüncüsü olduk. Dünyada yedinci olduk. Dünya tüm sıralamada. Avrupa ikincisi olduk. Bir final oynadık. Hocam biz kalk gidelim. Hocam, ben biz kalk gidelim, siz devam edin. Hocam, komplekse girdik hocam, bak yemin ediyorum. Sen ha Türkiye'nin en kariyerli hakemi. Estağfurullah. Yok yok hakemi. Ben de Türkiye'de kariyeri çok yüksek bir futbolcu olduğumu düşünüyordum. Biz fısmışız hocam. Fıs. Ya. Fıs. Senin yanında fısız. İkinci soru. Böyle yoğun bir hayat. Evet. Evli voleybolcu hanımlarımız var. Hatta çocuğu olanlar var. Var. Evet. Nasıl koca, çocuk, ev, antrenman, seyahat. İşte bunu yapabilmek önemli. Biz onu yapabiliyoruz. Öyle mi? Evet. Peki bakalım yarışmayı da yapabiliyor musunuz? Az sonra göreceğiz. Görelim. Özlem başarılar diyorum. Teşekkür ederim. Kardeşim. Sağ ol. Mehmet. Evet hocam. Gözüm bir yerden ısırıyor. Kimsin sen kardeşim? Ben tiyatro ve oyunculukla ilgileniyorum hocam. Evet. Amatör tiyatrolardayız şu an. Bu sene inşallah belediyeyle bir çalışmamız olacak. Dizi setlerine gidiyorum. Reklamlarda belki görmüşsünüzdür. Oradan gözüm ısırıyor. Olabilir evet. Ekranlardan olabilir. Peki. Nigar Hanım. Siz de gözüm bir yerden ısırıyor. Ben oyuncuyum. 26 yaşındayım. Dizi film oyuncusu. Evet. Peki.
Arkadaşlar tekrar ayağınıza sağlık. Şeref verdiniz. Kurallar çok açık. Her bölümde, ki her bölümün sonunda biri eve gidiyor. 9 tane ipucumuz var. 1'den 9'a kadar numaralandırılmış. Bu 1'den 9'a kadar numaralandırılmış ipuçları arasında bir ilişki var. Bu ilişkiyi kurup soru işaretli son basamağa gideceksiniz. Ama ille soru işaretli son basamakta bir insan, yani bir spor adamı, spor bayanı olacak diye düşünmeyin. Spor kavramı, spor branşı, spor deyimi, spor aleti, tenis raketi örneğin, futbol ayakkabısı, top gibi. Spora dair herhangi bir şey olabilir. Sizden ricam, yönetmenim bu konuda çok hassas. Şahin gibi gözü var. Soru bittikten sonra butona batmanızı özellikle rica edeceğim. Aman siz öyle topa vurur gibi falan basmayın Özlem Hanım, butonu kırarız. Bu saatten sonra tamir edecek halimiz yok. Maşallah o topa vurdunuz mu top şey gibi, çivi gibi çakılıyor. Yok şu an sakinim. Peki arkadaşlar, her şey şaka ve yarışmamız başlıyor. Birinci etabın ilk ipucu geliyor. Serdar Bilgili'den sonraki Beşiktaş başkanı kimdir? Abdülkerim Hocam. Yıldırım Demirören. Yıldırım Demirören diyorsunuz, bakıyoruz. Bravo. Abdülkerim Hoca şanslıydı çünkü ilk soru futboldan geldi. Ama hep futboldan gelecek diye bir şey yok. Peki Abdülkerim 25 puan. İlk soruya doğru cevap verdi. Bir tane numara rica edeyim lütfen. 5. 5 geliyor. ...1993 tarihinde Slovakya ile ayrılan ülke. Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti dedi Abdülkerim Hoca. Peki. Abdülkerim'cim lütfen bir numara da. 6. 6 geliyor. Türk milli takımını temsil hakkı verilen tek takım. Özlem. Beşiktaş. Beşiktaş diyorsun. Evet. Dedi hocam, o senden önce bastı. Hayır, yanlışsa. Nereden biliyorsun? Ha yanlışsa ben de yanlışsa, yanlışsa ondan sonra basacağız. Ha tamam peki. Beşiktaş dedin, doğru mu? Evet doğru. Bakıyoruz. Geçen sene Beşiktaş'ta oynadım, oradan biliyorum. Oradan biliyorsun. Evet. İlk kurulan takım Beşiktaş ve bundan dolayı bir dönem, belki bir kere, tam detaylı bilmiyorum, milli takımı Beşiktaş takımı, milli takımımızı Beşiktaş takımı temsil etmiş. Büyük şeref değil mi? Evet. Evet. Peki, Abdülkerim 49 puan, Özlem 25 puan, Mehmet 0, Nigar 0. Ne yapalım Özlem? Devam. Bir numara. 4. Yabancı uyruklu sporcu için söylenen Fransızca kökenli kelime. Evet Abdülkerim. Lejyoner sporcular. Lejyoner sporcu ya da lejyoner diyoruz, bakıyoruz. Bravo. Peki ne yapıyoruz? Bir numara lütfen Abdülkerim. 8 hocam. Ryan'ı kurtarmak filmindeki Ryan karakterinin görevi. Bilen basacak. Buyur Abdülkerim. Fabrikatör hocam, fabrikası vardı. Fabrikatör diyorsun, bakıyoruz. Maalesef diğer arkadaşın başı serbest. Asker. Mehmetçim. Asker. Asker mi? Bakıyoruz. Doğru. Asker. Mehmet 21 puan. Özlem 49. Abdülkerim 74. Nigar. Maalesef kardeşim. Puanın yok. En son asker cevabını sen doğru verdin Mehmet. Bir numara lütfen. 3 numara demek istiyorum hocam. 3 numara geliyor. Serbest vuruş. Özlem. Frikik.
Frikik diyorsun bakıyoruz. Doğru. Bir numara. 9. Kırk yıl hatırı olan içecek. Nigar, aramıza hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk. Kahve. Kahve. Sütlü mü sade mi onu da soruyor. Sade. Sade kahve ya da kahve diyorsun bakıyoruz. Maçlardan önce kahve içer miydik? Çok içerdik değil mi? Siz içer miydiniz? Ben kahveyle aram iyi değil. Yani kahve, çay çok ya sevmem. Ya deminden beri dayanamıyorum. İçimden bir şey geliyor. Yapabilir miyim? Ay, zor bir şey mi? Yok, kolay bir şey senin için. Peki. Bir yanıma gelebilir misin? Ay, geleyim. İki mukayese yapacağım. Gel kardeşim. Ben buraya bakmayalım lütfen. Tamam. Ben 1.80'im. Ben de 1.90'ım. Allah yardımcım olsun. Bir sıkar mısın elimi? Sağlam ama sağlam. Abi sen geç yerine. Geç kardeşim. Geç. İnanılacak gibi değil. İnanılacak gibi değil. Spor bir insanı neler kazan? Bir insan neler kazan? Tamam. 1.90 Allah'tan. Genetik. Ama güç, kuvvet, atletik özellikler bir kadını ne hale getirmiş? Pozitif anlamda tabii. Peki. Nigar. Efendim? Kahve dedin kazandın. Bir numara daha lütfen. 7. 7 geliyor. Karışık olarak verilmiş harflerdeki takımı bulunuz. İ, L, L, A, A, E, İ, V, R. Tekrar yavaş yavaş söylüyorum. İ, L, L, A, A, E, İ, V, R. Evet Abdülkerim. Villarreal. Villarreal diyorsun. Bakıyoruz. Doğru mu? Zamanın dolmasına saniyeler kala. Abdülkerim hocam Villarreal dedi. Ve doğru bildi. Arkadaşlar çok kritik bir andayız. Sadece açılmadık bir ipucumuz var. Görüyorsunuz bakın 2 numara. Açılanlara baktığımızda Yıldırım Demirören, Frikik, Lejyoner, Çek Cumhuriyeti, Beşiktaş, Villarreal, Asker, Kahve gibi ipuçlarımız var. Şimdi soruyorum resmen. Tahminde bulunmak isteyen bir yarışmacımız var mıdır? Peki. O halde çok dikkat edin. Son ipucu açılıyor. Ondan sonra da tahmin zamanı. Buyurun. Bir dönem Necati Ateş'in kiralık olarak oynadığı İspanyol kulübü. Özlem. Necati arkadaşım, eşi de çok iyi arkadaşım, oradan biliyorum. Real Sociedad. Real? Sociedad. Royal Sociedad diyorsun bakıyoruz, çok garip hayata bu. Necati arkadaşım diyor, eşi de arkadaşım diyor. Buradan da sevgilerimi yolluyorum, ikisine de. Biz de. Evet arkadaşlar, ipuçları açıldı bitti. 9 ipucunu görüyorsunuz. Yıldırım Demirören, Real Sociedad, Frikik Lejyoner, Çek Cumhuriyeti, Beşiktaş, Villarreal, Asker, Kahve gibi ipuçlarımız var. Şimdi Özlem, en son Real Sociedad cevabını sen doğru verdiğin için tahmin önceliği ve tahmin zorunluluğu sende. Bu 9 tane ipucu arasında öyle bir bağlantı var ki bu